İtfaiye yangına müdahale etmesine edecekti. Belki yaşlı kadın da kurtulacaktı ama bu beton bloklar engel oldu. Kadıköy'deki yangının 12 yıllık bir ihmali ortaya çıkardı. Bakın, bu duvar yıkılma tehlikesi altında. Duvarda çatlaklar oluşmuş durumda. Hatta duvar yola doğru da eğilmiş. İşte bundan dolayı da 2002 yılında duvarın üzerine bir tabela asıldı. İşte o tabelada onarım yapılana kadar duvara yaklaşmayınız yazıyor. Ancak o günden bugüne duvarla alakalı hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece sokağın iki girişine beton bloklar konuldu. İşte o beton bloklar bir kişinin ölümüne neden oldu. Feci olay Kadıköy Moda'da yaşandı. 94 yaşındaki Sebahat Tüysüzoğlu'nun 3. kattaki dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine koştu ama yangına müdahale edemediler. Çünkü aracın gireceği yol beton bloklarla kaplıydı. İtfaiye olay yerine vardığında her şey için çok geçti. Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti. Yıkılmak üzere olan duvar Saint Joseph Fransız Lisesi'nin lokaline ait. Mahalleli ise duvarla ilgili yıllar önce dilekçe vermişti. Belediyeye bir dilekçe vermiştim. Bu olayı çözeceklerini söylemişlerdi. Verilen dilekçelerin üzerinden yıllar geçti. Ancak duvarla ilgili en küçük onarım bile yapılmadı. Çünkü iddialara göre duvar tarihi eser olarak görünüyordu. Bu duvar tarihi esermiş. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geldiler. Duvarın çökme tehlikesi var. O yüzden yolu kapattılar. Yol sadece iki beton blokla kapatılmıştı. Beton bloklar yetmezmiş gibi bir de arkalarına araç park ediliyor. Bu beton bloklar öyle 3-5 kişinin çekebileceği gibi değil. Vinç geliyor, kaldırıyor bunları. Yani önlem buradan olsun. Vesayet geçmiyor. Yol bir şekilde trafiğe açılsın. Çünkü ambulans giremiyor, itfaiye giremiyor. Nitekim öyle de oldu. Ne ambulans girebildi ne de itfaiye. 94 yaşındaki Sebahat Tüysüzoğlu hayatını kaybetti. Mahalleli şimdi başka canlar da yanmasın diye yetkililerin bir an önce elle tutulur bir önlem almasını istiyor. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.